Çevrecilik nedir, yeşil olmak nedir sorusuyla belki başlamak iyi olabilir. Çevrecilik, doğa korumacılık, yeşil, işte yeşil şehir, yeşil ofis, yeşil politika bu kavramlar önemli tartışmaya başlamak için. Bu soruların yanıtını da aslında belki başka bir soruyla aramak da anlamlı bir yandan. Hani o bir şeyi neden korumak isteriz, o koruma değeri denen şeyin altında yatan nedir? İşte sevdiğimiz için mi, beğendiğimiz için mi, tanıdığımız için mi, güzel olduğu için mi, yoksa bize faydası olduğu için mi bir şeyi korumak isteriz? Aslında bu bütün o doğa koruma yaklaşımının ya da o korumacı yaklaşımın da özünü oluşturan soru. İlk koruma alanlarına baktığımızda, koruma kavramına baktığımızda mesela işte su kaynakları, bir işte kabilenin, yörenin su kaynaklarını korumak için orayı kutsal ilan edip bir koruma alanı haline getirdiğini görürüz. Ya da Doğu Akdeniz'in sedir ormanları meşhurdur, bilirsiniz. İşte Fenikelilerden beri gemilerini inşa etmek için, donanmalarını kurmak için kurdukları sedir ormanları bir noktada bu ormanların artık sonsuz bir kaynak olmadığı ve bir şekilde zarar görmeye başladığının anlaşılmasıyla işte Roma İmparatoru Hadrian'ın bir sedir ormanlarını doğa koruma alanına dönüştürdüğünü görürüz. Aslında bunların hepsi biraz daha faydacı yaklaşımlar. Hani güzel olduğu için de bir şeyleri koruma aslında eğilimimiz fazla. Bu doğa koruma çalışmaları içinde yapılan analizler vardır. Orada mesela çirkin olan hayvanların neslinin tükenme eğiliminin daha aslında yüksek olduğu falan da tespit edilmiş. Dolayısıyla biraz hani bize iyi, faydalı ve güzel görünen şeyleri de koruma eğilimimiz daha fazla. Tabii bu faydacı yaklaşım Rönesans. Biraz daha bireyin, işte bilimsel düşüncenin ön plana çıkmasıyla beraber insan yani mekanda, yerde daha o doğa üzerinde hakim olma hissi, güdüsü çok daha aslında güçleniyor. İşte ben bireyim, bilimsel düşünceyle işte yeni bilgi ve yeni teknoloji üreterek doğa üzerinde daha hani hakimiyetimi arttırabilirim ve buna hakkım var aslında yaklaşımı çok güçlü. Burada hani hem felsefesine hem aslında ekonomideki karşılığına baktığımızda mesela Adam Smith, hani aramızda iktisatçılar varsa onlar tabii çok daha iyi bilir. İşte değişmeyen tek veri kaynakların bolluğudur ya da Kant'ın işte Kant'a göre insan en değerli varlık ve insan sahip olduğu bu değerli her şeyin üstündedir. Bu yaklaşım aslında insanın doğa üzerindeki hakimiyetini ve hakimiyetle beraber tahribatını da arttırıyor. Yani 1800'lerden itibaren artık işte sanayi devriminin başlaması, o tahribatın, yıkıcılığın daha da arttığını görüyoruz. Ama orada biraz daha bu yıkıcılık fark edilmeye de başlanıyor bir yandan. Yani sadece mesela kapitalist sistemin eleştirisi sadece emek üzerinden olmuyor. Aslında doğa üzerinden de bir kapitalist sistem eleştirisi yapıldığını görüyoruz. Mesela Marx'ın toprak emeğin değil toprağın sömürüsüyle ilgili de tespitleri var. Kapitalist tarımcılıktaki her gelişme yalnızca işçiyi değil, aynı zamanda toprağı da soyma sanatında bir gelişmedir. Toprağın verili, belirlenmiş zaman birimi içinde doğurganlığının arttırılmasındaki her gelişme, bu doğurganlığın sürekli kaynaklarının kurutulmasında bir gelişmedir aynı zamanda diyerek aslında hani toprağın da bir varlıktan bir kaynağa dönüşmesini burada hani eleştirisini görüyoruz. 1900'lerin ortalarından itibaren insan ve çevre sağlığı arasındaki ilişkinin de daha net kurulduğu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında kaynaklar sondu, hani sınırsız değil. Bu kaynakların kullanımı işte ne bileyim yeşil devrimle beraber
tarımda işte verimliliğin artmasının aslında o ekosistemi nasıl tahrip ettiği, bu ekosistem tahribatının insan sağlığına nasıl etkileri olduğu, işte hava kirliliği sorununun nasıl insan sağlığına etkilemeye başladığı falan, bu sorunların ortaya çıkması, işte sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkması gibi, hani hepsi de artık bu döneme denk geliyor. Aslında bir uyanış ve işte yeşil olma, çevreci olmaya dönüp de gene tabii daha faydacı bir yaklaşım olduğunu kabul etmek lazım.